Allah'ın selamı üzerine olsun. Değerli seyirciler, bugün yine bir cuma sohbetiyle huzurlarınızdayız. Artık daimi konuklarım, yani konuklarım değil, konuk da değiller esasında, değil mi? Onlarla beraber inşallah bugünü değerlendireceğiz. Kurban ve hac üzerinde durmaya çalışacağız. Birkaç sohbettir onun üzerinde duruyoruz. Tabii klasik olarak sorulan sorular var, işte neden kurban kesilir falan, onları geçtik zaten de. Biz başka değinilmeyen konular üzerinde, az değinilmiş olan konular üzerinde hocalarımla durmaya çalışacağız inşallah. Evet hocam, hoş geldiniz diyeceğim ama zaten buradaydınız. Allah razı olsun. Yine de hoş geldiniz. Yine siz deyin, hoş geldiniz deyin. O bize hoş bulduk diyelim. Evet. Aslında konukluğumuz hep beraber seyircilerimizin konuğu durumundayız. Değil mi? Onlar bizi hanelerine misafir ha, ediyorlar. O yönden doğru tabii. Evet. Artı ayrıca sadece bu güzel vatan hanelerine değil, daha ileri vatanlara da, tabii, Avrupa'ya da konuk oluyoruz. Aynen, aynen. Dünyanın her tarafında bazı var. Bazı Arap ülkelerine de konuk oluyoruz. Evet. Mesela Sudan'dan bir Müslüman bir mühendis genç sizi dinledim diyor. Maşallah. Olabiliyor. Evet, bakın. Oluyor. Allah esirgesin Sudan'ımıza da, dua ediyoruz. Şu anda biraz karışık ama zaman zaman dinlenebiliyor. Evet. Amerika'dan bile olduğunu duyuyoruz. Onu bilmiyordum. Onu da evet, sizin orada evladınız var. Evet. Oradan haber geliyor. O zaman biz de onlara da hoş geldin diyelim. Tabii değil ki. Mi? Yani evet, sizler de bizim programa bizim hoş geldiniz. Devam ediyor. Ama asıl bu televizyon nerenin? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs'ın. Evet, ben biliyorsunuz Hala Sultan'ın vatanı olarak Kıbrıs'tır. Kıbrıs, evet. Kıbrıs'ın televizyonu. O zaman Kıbrıslı Müslümanların evlerine konuğuz. En başta. Onlar da bize konuk, değil mi? Hayır biz konuğuz. Daima biz konuğuz. Bizim programımızda onlar konuk değil mi? Onlar ev sahibi, bizi dinliyorlar. Tamam. Onlar ev sahibi, biz konuğuz. Tamam. Sonra çevre dalga dalga değişik yerlere de konuk oluyoruz. Evet. Onun için ifadeniz gayet güzel oluyor. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah. Ama Emre hocama atıfta bulunmadınız. Faydalı olmayı. Bugün elhamdülillah Emre hocam da geldi. Evet Emre hocam, bu konuda siz ne diyorsun? Hocam sadece bu arada Avrupa, Amerika vesaire değil. Yunanistan'dan da bir arkadaşım var. Bu güzel oldu. Türkiye'de de birçok doğuda dahil memleketim olan Bitlis'ten. Dinleniyor. Kayseri'den yine Konya'dan da bayağı izleyenimiz var. Geçen hafta, daha önceki hafta gelmiş olan o bir spor akademisyeni hocamızın sorusuna cevap verdiydik. Evet. Onun üzerinde sizin duruyordu. Yokluğunuzda size soru gelmişti. Evet. Haftaya sarkmıştı. Biz onu cevaplandırdık. Evet. Allah razı olsun. Renkler hususunda. Evet. Tabii renkler ve zevkler tartışılmaz diye bir böyle klasik söz var ama o ne kadar muteber bir söz bilmiyorum. Ama bazen renklerin de zevklerin de tartışıldığı yerler oluyor, evet, değil mi? Tabii, yani özellikle İslami literatüre göre bir cevap vermemiz gerektiğinde mutlaka tartışılır. Muhakkak, evet hocam. Şöyle olsun mu, izninizle tarih atfımı yapayım. Tarihe atıfta bulunurum ya ben. Buyurun. Onu yapalım. Efendim, kıymetli seyircilerimiz, can dostlar, kardeşlerim, bugün 9 Haziran 2023, 20 Zilkade, ki haram aylardandır. Evet. İşte geçen haram aylarda daha dikkatli olalım demiştik. Evet. Haram aylardayız. Daha kibar, daha dikkatli. Her zaman kibar olur mümin ama daha dikkatli olacağımız günlerdeyiz. 20 Zilkade 1444. Evet. Şurada 1445'e geçmemize bir ay 10 gün kaldı. Bir ay 10 gün sonra yılbaşı. Hacılarımızın pervaneler gibi Kabe etrafına dönmeye başlayıp Arafat'taki ellerini açıp dua ettikleri günlerde biz, Allah izin verirse, artık 1445. Hicri yıla girmiş olacağız. İnşallah. Sayılı günler söz geçiyor. Sayılı hep ömürden gidiyor zaten. Allah hayırlısı. Günümüz mübarek olsun. İnşallah. Haftanın da en güzel günü Cuma idi, biliyoruz. O öyle bir mübarek günde sizlerin huzurunda ve sizlere konuğuz. Hocam sizin bize sözünüz vardı. O neydi? Bir kitap elde etmişsiniz, onu anlattınızdı. Tefsiri Arabistan Kralı'nın size hediyesi olarak geldiğini anlattınızdı. Ama bir de böyle çok çalışarak elde ettiğiniz bir kaynak vardı herhalde. Fahrettin Razi'nin Tefsir-i Kebir'i hocam. Evet de var da yani o çok sevdiğim bir kitaptır böyle. Çok güzel cildi falan. Onun
cildini, kahverengi cilttir, beslemesini de Fatih İstanbul Sultanahmet İmamı Gönelli Mehmet Efendi Hocam yumurta akıyla süsleyivermiştir. Allah razı olsun. Rahmet tanıyorum. O zaman onu... Bizzat teşrik-i mesainiz oldu mu Gönelli Mehmet? Ellerinden öperdik. Evet, evet. Yani direkt ben onun öğrencisi değilim. Ama o kitap uzman olduğu kitabı ben sahaflarda satın aldığımda kitapların üzerinde tabii çok kullanılmaktan mütevellit biraz yıpranma vardı. Evet. Dediler ki onu Gönelli Mehmet Efendi yapar dediler yumurta akıyla. Bizzat kendisi mi yapıyordu? Bizzat kendisi yapar Allah dediler. Allah. Ben de bir ikindi üzere namaz kıldım camisinde geldim özel. Sonra ben yani Sultan bir üniversite Sultanahmet'te dedim hocam ben böyle bir kitap aldım dedim. Bu kitabımı siz yapabiliyor musunuz dedim. Kaç yumurta alayım dedim. Yapar mısınız dedim. Bana dedi evladım sen 2-3 tane yumurta al dedi. Bana kitapları da getir ben yaparım dedi. Yaptı. Hmm. Onda emanet kaldı. Sonra ben teslim aldım. Halen kütüphanemdedir. Ben kastettiğim o değildi. Yani o kitap üzerine bir şeydi. Siz alışımı mı söylüyorsunuz? Bir kitap almışsın. Onu mu aldınız başka bir aynı kitap. Aynı kitap mı? Aynı kitap. Ha. Alışımı anlatayım. Anlatayım. İlahi hiç unutmamışsın. Şimdi benim... siz 50 senedir unutmayınca ben 2 gündür unutmamışım çok mu? Kütüphanemin en kıymetli kitabı kral tarafından bana hediye edilen, mektubum üzerine hediye edilen Melik Faysal tarafından onu rahmetli. Onu dinledikti, evet. O ücretsiz aldığım kitapta onu görüşmüştük. Bir de benim 3 ay çalışarak aldığım bir kitap. Ha, işte onu soruyorsunuz. Ben onu soruyorum. O da Fahrettin Razi'nin Mefatihul Gayb adlı kitabıdır. Bu kitabın alınmasında ellerinden öperim Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamın rolü var. Evet. Hayrettin Karaman hocam bir gün ilan etti ki dersinde ki hangi yıllar diyeceksiniz? 1972'li 1973'lü yıllar. Ben de öyle diyeceğim. 70'li yıllar diyecektim tam. 70'li yıllar diyeceğim. Evet. 72-73'lü yıllarda bir ilahiyat öğrencisinin Tefsirül Kebir olmazsa kitabın özgün adı Mefatihul Gayb ama Tefsir Kebir diye Tefsiri Kebir diye söyleniyor. Evet. Tefsiri Kebiri olmazsa o da ben tefsir okudum demesin. Diye arkadaşlara ilan ediyor. Ama hadi çocuklar hepiniz Tefsir Kebiri alın demiyor tabii. Hocanın böyle bir şey oldu. Demez çünkü imkanı olan var. Şimdi hoca bunu dedi ya. Evet. Ben hemen bunu not ettim. Mustafa Tefsir Kebiri'nin olacak dedim. Hemen Tefsir Kebir aramaya başladım. 1972'li yıllarda Sultanahmet Cağaloğlu yani Eminönü'den yukarıya doğru tırmandınız mı? Cağaloğlu. Sultanahmet'e kadar evet. O Cağaloğlu daha çok sahaflar. Zaten Beyazıt Camisi'nin hemen yanında sahaflar çarşısı vardı. Eski kitap tüm eski yani. Kitaplar orada evet. Olurdu. Orada benim, bir de onun karşısında Beyaz Saray vardı. Beyaz Saray vardı evet. Falan. Böyle güzel kitaplar vardı. Adım adım her hafta sonu geliyorum orada dolaşıyorum. Allahu Ekber. Bir türlü Tefsir Kebir bulamıyorum. Sahaflara bakıyorum ne güzel kitaplar var. Ha yok yani öyle mi? Kitap yok arıyorum bulamıyorum. Ama ne oldu? Rabbim bir gün bana bu kitabı buldurdu. Hemen Sahaflar Çarşısı'nın az ilerisinde bugün için işte orada şey kitabı var. İhsan Süreyya Sırma hocamın Beyan Yayınları var. Ha, şu andaki Beyan Yayınları'nın bulunduğu yerin yakınlarındaki İstanbul Valiliği'ne yakındır. Yani eski valilik bu dediğim İstanbul Valiliği. Cağaloğlu'ndan evet. Önce. O oraya yakın bir yerde Baytan Kitabevi var. Evet. Baytan Kitabevi. Bu kitabevinin sahibi Enver Baytan. İstanbul Merkez Vaizidir. Mübarek bir hoca efendi. Oraları ben de bilirim. Çok dolaştım sizin gibi. Maşallah. Burada buldum. Ondan sonra girdim, selam verdim. Tefsir Kebir var mı dedim. Böyle hoca efendi rahmetliyle tanışmıyorum. Sonra tanıştım tabii.
var evladım dedi. Böyle tok bir ses. Ondan sonra ben o kitabı alacağım efendim dedim. Kendi işçisine dedi ki sar getir evladım dedi. Böyle kibar konuşuyor ama Osmanlı böyle söylüyor. Sardırdı kitabı, getirdi. Demek ki kitap oldu böyle kocaman bir tomar. Uzun cilt böyle şey. Halen kitaplığımdadır elhamdülillah. Saklıyorum. Büyük ciltler. Sardırdı. Bir böyle ikinci hamur bir kağıda sardırdı. Tabii cepte para yok. Ne kadar hocam dedim. Şey yapmıyorum. Daha kitabı sardırdım. Kaç lira demiyorum daha. 450 lira evladım dedi. 450 lira. O gün için ben hem çalışarak okuyorum. Yani aylık çalışıyorum ve okuyorum. Aylığım da 150 lira. Kaç aylık yapıyor? 150, 3 aylık hocam. 3 aylık. 3 ay çalışmam lazım. Hiç harcamadan... Cebimde 50 lira var. Hemen hocamla bir pazarlık yaptım. Hocam dedim, ben dedim Yüksek İslam Enstitüsü talebesiyim dedim. O zaman öğrenci kullanılmaz pek. Talebesiyim dedim. 50 lirası veriyorum dedim. Her ay dedim 150 lira verebilirim. Adımı not edin buraya dedim. Ondan sonra ben size bunu 3 ayda ödeyeceğim dedim. Cevap. Olmaz evladım. Tek kelimeyle konuşuyor hocam. Sarıldı kitap ama teslim almak üzere, fakat olmaz evladım deyince kitapçıda Baytan Kitap Evi'nde kaldı. Ben hüzünle ayrıldım. Kaç damla gözyaşı diye sorun bakayım. Onu saymam. Söyleyemem. Onu söyleyemem. Evet. Böyle biraz gitti. Melekler aklıma bir şey getirdi. Şeytan getirdi derler. Ben öyle demiyorum. Evet. Melekler aklıma bir akıl getirdi. Maşallah. Ya dedim Mustafa dön. Niye ağlıyorsun? Dön. Kitabı sarsın. 50 lirayı ver. Bu kitabı teslim aldığımda sen kitabı bana teslim et. Evet. Parayı teslim ettiğimde en azından kitabı garantiye alıyorsun. Al, garantiye al dedim. Evet. Geri döndüm şimdi. Selamun aleyküm dedim. Biraz daha dikkat. Ve aleyküm selam evladım dedi. Hocam dedim, bu kitabı benim için sarın. Üzerine Mustafa Kelebek yazın. Şu 50 lirayı da alıp oraya yazıp koyun. Aha size 50 lira. Ben her ay size getirin. 150 lira getirip 3 ay sonra bunu tamamlayacağım. Tabii 3. ay 50'sini şimdi verdiğim için 100 lira vermiş olacağım. Tamamladığımda 100 lira mı vermiş olacağım? Evet. 200 sonunda, en sonunda 100 lira vermiş. 100 lira vereceğim. Doğru. Vermiş olacağım. Tamamladığımda kitabı teslim alırsın. Benim adıma burada beklesin dedi. Ne dedi biliyor musun? Mübarek. Allah rahmet eylesin. İşte bu oldu. Tamam evladım. Gene çağırdı adamını. Evladım koy. Çocuğun adını yaz, 50 lira teslim aldım yaz, oraya koy dedi. Benim kitap şeyde kaldı. Ben şimdi mutlulukla Eminönü'ye doğru hızla vardım, vapura bindim, Üsküdar'a geçtim, okuluma gittim. Ay başında, her ay başında getirdim 150 lira. İkinci ay getirdim 150 lira. Üçüncü ayda getirdim, o zaman 300 yapıyor, 50 lira. Tabii 50'sini önce verdim. Evet. 50 lira mı daha verdim hocam. 450, 100 lira hocam. 100 lira, 100 lira, evet. Pardon. 100 lira. Kitap 450 ya kitabın para. 450'ye sonuçta tamamladım. Heyecandan şaşırıyorum şimdi. Ondan sonra mutlulukla o kitabı aldım. Kokladım, bağrıma bastım. Arkadaşlarla okumaya çalıştım. Her ayeti bir güzel anlatıyor, bir güzel anlatıyor. Evet. Hatta geçen de Abese ayetini bir profesör Abese'yi tefsir ederken yanlış tefsir etti. Ona bir baktım. Doğrusunu buldum orada. Evet. Onu atıf gösterdi falan. Yani şimdi hangisinin doğru olduğu hususunda da tabii Allah'u alem. Tabii Fahrettin Razi matematiksel bir kafayla Allah'u bir şey alem yapıyor. Demek lazım. Emre hocam da onu zaten bakın Mefatihul Gayb çok da güzel bir ismi var. Ondan sonra o kitap o gündür bugündür benim 3 ay çalışarak kendi alın terimle aldığım kütüphanemin kıymetli kitaplarından birisidir. Ve bu kitabı daha sonra o şeyler çok kullanıldığı için ciltlerinde yıpranma olmuştu. Tabii meşin cilt. Onu da rahmetli
Sultanahmet İmamı Mehmet Gönenli Hocam rahmetli yapıverdi. Onun oraya tayin olduğu zaman başından geçen bir hadise var. Bu başka zaman onu anlatırız inşallah orada. İnşallah. Bakımsız, kimsesiz birisi varmış da ona bakmak için gittiğinde. Evet. İşte bir kısa bir macera yaşamış orada. Güzel bir hadiseydi ama ibretimiz. İnşallah onu da bir ara İnşallah. Söz konusu ederiz. Allah razı olsun. Evet hocam. Niye siz bana bunu anlattırdınız? Şimdi hocam örnek olsun. Yani kitap almak isteyenler mutlaka o kitaba ulaşabiliyor yani bir manada değil mi? Evet, gençlerimiz tamam. De biraz örnek olun. Gerçi şimdi bilgiye ulaşmak şunun da falan kitaplara ulaşıyorlar da. Fakat kitabın aslı bambaşka. Şimdi bambaşka, ona tabii. Siz belki Mefatihül Gaybe Tefsir Kebire internet aracılığıyla bir şeye ulaşabilirsiniz. Evet. Fakat kendisini açıp okumak harika bir şey. Evet. İşte satır aralarını okumak derler ya hocam. Evet. Doğru. İşte o güzel bir şey. Ortamında çok yani o da değil. Güzel benim tefsir koleksiyonumda güzel bir kitabımdır. Evet hocam. Ben Allah bütün kitaplarımı kütüphaneye bağışladım. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü Ankara'dan geldik 30 seneye yaklaştık. Kitaplar kolilerce öyle duruyordu. Doğrusu biz de İstanbul'da Fatih'te otururduk. Bu tüm kitapları hep oradan oraya taşırdım. Evet. Sonra hatun kişi dedi ki bu zahmet oluyor. Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne yakın bir yerde oturuyoruz. Kitapların dedi bir kısmını bağışlasan olur mu dedi. Olur. Haydi hatun kişi dedim. Bağışladım. Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne bağışladım. Hmm. Onun kütüphanesi. Ben de bir belediye. Şu anda oradadır. Ben de bir belediyenin. Ama bu kitabımı veremezdim. Ne Melik Faysal'ın hediye ettiği kitabım, ne de bu kitabım. Tabii o kendi zaten bizim kütüphanemizde mutlaka olması gereken kendimize göre kitaplarımız olur mutlaka. Yani. Onları ben de muhafaza ediyorum zaten. Ama sadece muhafaza ediyoruz, öyle duruyor. Doğru. Bizden sonra kim istifade edecek? İşte kütüphanelerde belki araştırmacılar falan. İnşallah yani olabilir. Evet hocam. Yani kurban dedik, haç dedik de daha soruya başlamadık. Ölü kurbanı diye bir şeyden bahsediyorlar. Ölüler için kurban. Evet. Hayatta olan ve gerekli şartları taşıyan kimselerin Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için yaptıkları bir ibadettir kurban. Bu kurban. Evet. Dolayısıyla bunu hayattayken yapması lazım ama vasiyet varsa benim yerime kurban kesin diye malından belki ona kurban kesmek, onun adına kurban kesmek caizdir de böyle ölü kurbanı diye bir kurban var mı hocam? Şimdi tabii burada Emre hocamdan da yardım alalım, zat-ı halinizden de yardım alalım. Şöyledir, insan hayatı bülü çağı ile akıl bali olduktan sonra vefat edinceye kadar İslami hükümlerden sorumludur. Bülü çağı. Akıl bali oldun, İslami hayatı yaşamak sana emredildi. Kadın erkek. Evet. Vefat ettin, her şeyin bitti. Sana artık başka bir şey gerekmez. Sadece vasiyetin varsa o vasiyetin yerine getirilir. Vasiyetin de yerine getirilirken taabbüdi amellerin malından verilmek zorunda değildir. Taabbüdi ameller. Yani zekat borcum vardı. Vereydin kardeşim. Dikkat edeydin. Evet. Zekat taabbüdi bir ameldir. Ama ben öldüm. Allah hepimize uzun ömürler versin, bereketli ömürler versin. Diyelim ki Emre Hoca'ya borcum vardı. Evet. Borç benim bıraktığım malımdan önce onun borcu verilecek. Evet. Mirasçılarım Emre Hoca getirip de benim Mustafa Hoca'da 1.000 lira alacağım vardı dediği zaman hadi kardeşim öldü diyemezler. Benim orada servetim var, malım varsa. Yoksa hocam? Malım yoksa ne olur? Malım yoksa vereydim borcumu. Vermek zorunda değiller. İslam borçlar hukukunda halefiye sistemi yok. Ne demek o? Ben öldüğüm zaman mirasçılarım bıraktığım malı aralarında nasıl bölüşüyorlarsa borç bırakırsam da borcu da onlar bölüşüp ödeyeceklerdir sistemi halefiye sistemi. İslam'da bu yok. Evet. Ben malımı ödeyelim. Benim mirasçılarım benim borcumu ödemek zorunda değiller. Malım yetmiyorsa. Tereke bıraktığım malım yetmiyorsa. Ama isterlerse. Tabii o başka. Ve vasiyet ederse.
vasiyet ederse de yok. Buna hakları yok. Malından vasiyet ede zaten malım varsa vasiyetten önce borçlarımın ifası gerekiyor. Tamam mı hocam? Evet. Valla ki yetişemedi ama vasiyet edemedi. Hiç para kalmadı. Borçlarımı ödeyin diye vasiyet etme hakkı biraz yok. Evet. Borcumu bitirmek zorundayım. Yani bu Müslümanın hayatı, ben sorunuza geleceğim. Buluğ çağıyla vefatı arasında hükümlerden sorumlu, tam kurallara uygun olarak hayatını sürecek, vefat ettikten sonra amel defteri kapanacaktır. Ama üç şey hariç, amel defteri, üç ölünün evet. amel defteri kapanmıyordu. Üç evet. grup. İzâ mâtel insânu inkata ameluhu illâ min selâs. Değil mi? Evet. Nasıldı o? Sadakatün cariyetün. Evet. Sağlığımda sadaka-i cariye bırakmışsam amel defterim kapanmıyor. Ne sadaka-i cariye? Hayırlı bir İş mescit yaptırdım, okul yaptırdım, çeşme yaptım, köprü yaptırdım. Evet. Bütün milletin menfaatine, faydasına, Müslümanların, hatta gayrimüslimlerin yararlanabileceği bir hayır kurumu yaptım. Bir vakıf da kurdum hatta. Amel defterim kapanmıyor. Evveleden salihin yed'u lehu. Evet. Ya da salih bir evlat bıraktım, çocuğumu okuttum. Evet. Ondan sonra o salih ameller işlediği sürece benim amel defterim kapanmıyor. Bana da sevap geliyor. Evet. Üçüncüsü el ilmu. İlmün evet. yüntefe'u bihi. Evet. Bir ilim bıraktım. Evet. Bu ilmi yani benim çok katkım var memleketime. Bu ne olabilir? Geçen eski Diyanet İşleri Başkanımızla Mehmet Görmez Hocamın güzel bir cümlesini yayınlandı. Güzel oldu. İslam insani ilimler, matematik, sosyoloji, dini ilimler hepsi de İslam'ın malıdır dedi. Aynen, yani sadece İslam fıkhı, İslam hukuku alanında değil, tefsir alanında değil, matematik alanında çok güzel bir buluş yaptım. Evet. Fizik alanında çok güzel bir buldum. İnternet alanında güzel bir internet buluşu yaptım. Evet. Bu dahi benim sevabımın devam etmesine evet. sebep oluyor. Onun dışında benim işim bitiyor. Şimdi sorunuza gelelim. Benim işim ölü kurban. Bitti. Niye bana ölü kurbanı kesiyorsunuz? Yani sevabını onlara vermek üzere. Onların olsun yani diye. Yani babam vefat etmişti. Evet. Kurban geldi. Kendi kurbanımı evet. kestim. Bir de onun adına keseyim. Bir de babam adına kurban keseyim de sevabını bağışlayayım dedim. Olabilir sadaka mi? Olarak. Bu olabilir. Evet. Yoksa mecbur değilsin. Onu böyle istiyorum. Bir zorunluluk mecbur da yok aslında. Böyle bir zorunluluk yok. Yani kıymetli kardeşlerimize ben lafı uzatarak cevap vermemin sebebi bir zorunluluk yoktu. Evet. Ama ben ibadet cinsinden bir sadaka yaptım. Sevabını babama bağışladım, anneme bağışladım, dayıma bağışladım, amcama bağışladım, hocama bağışladım. Yani bu arada bize de bağışlayabilirsiniz. Yani vefat ettik seviyorsunuz. Evet. Mustafa hocama, Ayr hocama bak yöneticimize. Emre hocam genç ama ölüm ne zaman gelecek? Tabii. El mevutu yeti bakteten. Allah hayırlısıyla versin, gecinden versin. Diye. Bağışladınız mı? Bu da caizdir. Peki hocam şimdi bu bazen caizdir. Duyuyoruz. Kişiler bir araya geliyorlar. Samimiler tabii bunlar. Tamam. Peygamberimizi çok seviyoruz, seviyorlar. Canımız feda olsun. Fedake bir ve ümmi demiş. Aramızda hocam. Para toplayarak Peygamberimiz adına kurban keselim diye bir evet. uygulama yapıyorlar. Bazı yerlerde duyuyoruz bunu. Öyle evet. bir şey var mı? Olabilir mi yani? Ben derim ki Duha suresini çok okusunlar. Onun tefsirine de baksınlar. Duha suresini okusunlar. Ya Resulullah yani ondan daha şanslısı, peygamberlerin birincisi, ümmetinin nuru, aydınlığı, her şeyi bitmiş. Allah ona ayetler göndermiş. Senin çok görkemlisin. Ahiret hayatın bu dünya hayatından daha ileridesin demiş. Velel ahiretu hayrun leke minel ula buyurmuş. Gereksiz bir şey. Resulullah evet. Efendimiz'e dinde yeni icat mı çıkarıyorsun? Ancak şöyle bir rivayet yani bu uygun hocam. Değil. Hazreti Ali keremallahu veşe. Evet. Resulullah sağlığında kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum
demir. Ebu Davud'da geçiyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Bu kadar. Var. Yani evet. O ama evet. Senin sorun. Evet. Yani toplaşıyoruz. Şimdi bir de peygamberimize keseceğiz. Tabii gerek yok. Hazreti Ali'nin kesmesine sebep vasiyet değil vasiyet. Mi? Şöyle olabilir. Hani peygamberimize kurban kesiyoruz derken dinde yeni bir icat çıkarmış gibi oluruz. Evet. Aa işte Hamitköy'de oturduğumuzu. Hamitköylü Müslümanlar peygamberimize bu kurban kesiyorlarmış. Ortaköylü Müslüman biz de kesek hadi. Gönyeliler hadi biz de kesek öyle falan. Bir şey yok. Hayır kardeşim. Yani ashabtan da böyle bir uygulama yok zaten. Uygulama yok. Yok tabii. Dolayısıyla evet. Böyle bir şey yoktur. Efendimiz elhamdülillah. Yani o Allah'ın Resulü bir defa bizzat Allah ona sahip çıkıyor. Senin ahiretin daha mamurdur diye ayet evet. Göndermiş. Evet. Mevcut emirler, vasiyetler, tavsiyeler varken evet. Onlarla iştigal etmek varken bu tip şeylere tevessül etmeye gerek yok. Kendi yani. Kurbanımızı keselim canım. Bitti. Evet. Ha, ne dedik onda da? Kurban bireyseldir. Bireysel bir ibadettir. Yani evet. Ailede ana ilke diyoruz tabii. Alimlerimizin tartışmaları olabilir. Ana ilke olarak bireysel bir ibadettir. Ne demek o? Diyelim ki Emre hocam bir Kıbrıs ailesi söyleyelim. Anne baba çocukları var. Evet. Gelin almışlar. Onlar da kendi evlerinde hı hı. Oturuyor. Bunların geniş evleri oluyor Osmanlı. Kaç olsun? Gelin hanım bir. Onun kocası evin büyük oğlu iki. Kızı üç. Anne dört. Baba beş kişi oturuyorlar. Öyle bir beşi de zengin. Öyle bir örnek yok artık. Ya olduğunu düşünelim diyor. Beşi de zengin. Evet. Şimdi bu evde kaç kurban kesilecek efendim? Evet. Yani şey olarak hepsi bireysel, zengin sahibi hepsi, mülkiyet tabii, şahsi olarak maddi bağımsız değil mi? Zengin dediğim tabi İslami manada zengin tabii, onun da ölçütü evet. Borçlarını çıktıktan sonra 82 gram altın kıymetinde bir mala sahip olmaktır evet. Bu kadar tamam zengin hepsi kurban kesecektir ayrı ayrı tabi ayrı ayrı kurban çünkü. Kesecekler o evde 5 kurban kesilecek. İşte böyle yani bir aile içerisinde gelirler bir kazanda toplanıyor diyelim bir yerde. Evet. Şahsi mülkiyet yok. Hepsinin malı gibi ama esas orada söz sahibi baba diyelim veya evet. Anne. O zaman şöyle efendim şirket dediniz. Eğer bu şirketse şirket değil. Ya Evin gelirleri annede veya babada toplanıyor işte ama onlar mülkiyet iddia etmiyorlar. Anneme verdim, babama verdim, orada kaldı şeklinde öyle bir şey var. Verdiler, kendi malları değilse evet. Kim zenginse o keser dedik ya, o evet. Mal kime ait? Kime ait? Yani keser. Tek bir kurban kesilir. Evet, tek evet. Bir kurban kesilir evet. O zaman. Kaldı ki zaten İslami örfte bir eve bir kurban kesilir örfü de vardır. Evet. Ha, bir evet. Eve bir kurban kesilir. Farklı uygulama. Hatta olur. İmam Şafii bunu İmam Şafii. Tavsiye etmiştir. Evet. Ama haneye bir kurban kesilir. Hanefi fıkhında öyle değil tabii. Bireyseldir. Bireysel. Ki, hani benim verdiğim misalde o beş kişi ayrı ayrı kesecek. Evet. Kim zenginse o kesecektir. Hocam evet. Kredi kartıyla kurban kesmek Emre hocam. Evet. Caiz mi değil mi? Onu da izleyicilerimiz o konuda biraz aydınlatalım. Evet. Ben kredi kartı kullanmadığım için bunu bana sor. Ben kredi kartı kullanan biriyim. Öyle mi? Evet. Şimdi, evet. Şimdi gerçi bu tarz soruları biz genelde fakültede şey yaparız. Mustafa hocamla da oturduğumuz zaman derim ki bir şeyin tarihsel süreci olabilmesi için yani bir tarihçi perspektifle bakılabilmesi için o sorunun tarih içermesi gerekir. Hmm. Mustafa hocam günümüze bakıyor. Biz geçmişe bakıyoruz aslında. Yani evet. Geçmişte kredi kartı kullanan olmuş mudur denildiğinde bu sefer tarih konusu olmuş oluyor. Siz kullanıyorsunuz. Ben, evet. Ben de kullanmıyorum. Bir ara kullandım. Baktım ipin ucu gidiyor. Evet. Faize bulaşma durumu falan söz konusu olacak. Onun için iptal ettirdim. Evet. Ben banka kartı kullanıyorum. Alışverişte zaten varsa yapıyorsunuz. Ne kadarsa o kadar. Ama kredi kartı öyle değil tabii. Kredi değil, kartı tabii. Hesabınızda para olmasa bile siz çekim oradan borç almış oluyorsunuz. Evet. Onun da geciktirilmezse faiz tahakkuk yok, etmiyor değil mi? Yani evet. Zamanında o zaman caiz. Evet. Zamanında hemen ödüyorsanız tabii. Tamam. Faiz tahakkuk etmiyor ama gecikme olursa evet. Yüzde şu kadar, bu kadar. Zaten, şey, zaten geçen seneki Kurban Bayramı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı bununla ilgili bir fetva yayınladı. Şayet borca girilmeden kredi kartıyla kesiliyorsa bunun caiz olduğunu ifade etmişti. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani burada kredi kartında eğer ki o hassasiyet varsa kişideki olması gerekir. Faizle alakalı çok net ayet-i kerimeler var. Kur'an-ı evet, Kerim'de tabii.
fe'denu biharbin minallahi ve rasulih diyor. Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin diyor Kur'an-ı Kerim. Yani borca girildiğinde dahi şayet vaktinde ödenirse o zaman faiz Diyelim ki vaktinde ödemedi. Bir miktar faizde tahakkuk etti. Elbette onun bir vebali vardır ama kurbana bir zararı olmaz herhalde, değil mi? Yani kurban aldı, kesti. Fakat işte o borcu da zamanında ödemedi. Öderken de biraz faiz tahakkuk etti. Evet. O kurbanın kurban olmasına, ibadet olmasına engel değildir herhalde, değil mi hocam? Şimdi çok tehlikeli bu anlatımız. Tabii. Yani ibadet dediğimiz zaman ki kurban bir ibadettir. Evet. Başka bir eylem olsaydı hadi biraz konuşurduk. Evet. İbadet olduğu zaman İslam'da yasaklanan bir olaya hiçbir zaman bulaşmamak gerekiyor. Yani vacip yapacağız derken harama girmiş oluyoruz. Harama girmiş oluyoruz. Evet. Bunu hiç tavsiye etmiyoruz hocam. O kardeşimiz eğer böyle bir tehlikeyle karşı karşıya hiç kurban kesmesin. Ben bunu açık söylüyorum. Bak bunu bir kardeşiniz olarak bilmediğim zaman bu konuyu ben bilmiyorum diyebiliriz. Bunda günah yok, ayıp yok. Ama kredi kartıyla şeye giriliyorsa, faize giriliyorsa İslam bunu kabul etmiyor. Çünkü Peygamberimiz bunu açık bir dille kaydetmiştir. Veda hutbesinde de bunu açıklamıştır. Ayet-i kerimede de Emre Hocam şimdi işaret etti. Kim faizle iştigal ederse, biz şimdi kardeşlerimizi günümüzün ekonomik hayatına bir şey demiyoruz. Sorumlular çerçevesinde. Ama şu anda dini bir soru olarak önümüze geldiğinde o da ibadet olduğu için kesinlikle girmemeleri gerekir. Kurban kesmesin ama faize girmesin. Zaten hocam kaide itibariyle elinde nakit parası yoksa, borca girecekse zaten borçlunun da kurban kesmesini gerektirecek bir durum yok. Yani orada borçlu olduğu için kurban zaten kesmesi orada icap etmez. Ya yani şöyle borç olabilir. Bir miktar param var, kesmek istiyorum. Tam yetmedi. Borç alarak kurban keseceğim diyoruz. Onu soracaktım. Fakirin kurban kesmesi gibi. O olur. Taksitle o bir şeydi. Kurban taksitle kesilebilir kurban mi diye falan onu soracaktım. Olabilir ama faize giriliyorsa evet. Şimdi saltta faiz demeyelim. Kumar parasına giriliyorsa, haram başka bir para oluyorsa, haşa işte bu bizim dağların, çok benim sevdiğim bu dağlar ne diyoruz? Beş parmak. Beş parmak. Beş parmakta gitmiş, bağışlayın, bir domuz, tavşan avlarken domuz vurmuş. Valla bunu götüreyim satayım Dimitri amcaya, Larnaka'da onlar yiyor demiş. Müslümanlar yemez, onlara gitmiş. Onu da koymuş, kurban yap, caiz değil, gene değil. Yani haram bir para girmeyecek kurbanı. Evet. Hocam bunu kardeşlerimiz bağışlasın. Heyecanlıyım, kesin olarak bunu söylüyorum. Evet. Onunla ilgili bir soru var. Telefonumu da verelim. İnşallah. Ben de buradayım. Evet. Çayınızı da alıp gelin. Şimdi hocam bu taksitle kurban alınabilir yani. Onunla bir taksitle kurban alınabilir. Kendisi, fakir de kurban kesebilir. Kendisi taksit ödeyecek onu, değil mi? Yani tamam. Onda herhangi bir onda sıkıntı bir yok. Ama ona vacip değildi. Evet. Kesmesi gerekmiyordu. Kendi kendine kesmek istedi olabilir. Evet. Bazen üzerine vacip olma hususu tahakkuk etmiş olan kimseler var. Tamam. Ama o da taksitle alabilir mi? Alır herhalde. Alabilir. Doğru. Alabilir. Yok yani. Evet, evet, evet. Çünkü geliri var. Birikmişi var ama zekatını falan zaten veriyordur. Geliri var. O gelirlerde. Yani bu Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde evet. 82 gram dedik ya, hani 80 gram diyordum da ben. 80 bu da gram, 80.18 gram falan. Yani o yani işte 82 gram. Evet. 46 diye aklımda kalmış ama. 82 gram diyorum ben ona, ama hatta 80 gram diyelim. 80 gram altın miktarı bir servete malik olan kurban kesecektir. Evet. Peki. Hanefi mezhebine göre öyle. Hanefi mezhebine göre öyle. Bunu kesmiyor. Direkt parası yok da borçlanarak kesiyor. Yani kendisinin bir parası var, hemen paraya çeviremiyor. Bir serveti var, hemen paraya çevirmiyor. Başka yerden borç alıyor. Diyelim ki altınım var, altınımı bozdurmuyorum, sizden borç istiyorum, olabilir. Evet. Sorun yok. Evet. Marketler indirim kartı veriyorlar. Burada pek görmedim de İstanbul'da falan var bazı marketler. İşte müşteriye artırmak için İndirim kartı veriyorlar. Şu kadar alışveriş yaparsan işte şu kadar. Kupon gibi. Kupon gibi veriyorlar.
Bu hissele hisse oluyor tabi, birikiyor falan. Evet. Onunla kurban alınabilir mi? Burada yine o marketimizin evet. bize indirim puanı mı veriyordu? Evet, kupon veriyor. Hocam. Kupon veriyor. Evet. O marketin kazancının helal olması şartıyla caiz. Evet. Yani nasıl diyeceksiniz? Diyelim ki burada bugün kardeşlerimize açık açık söyleyelim. İçki satıyor, kazancında kumar oynatıyor, kazancında haramlar giriyor. Oradan da sana kupon veriyor, bu caiz değil. Ama kazancı helalse o kuponlarla kurban alabilirsiniz. Evet. Şimdi bu burada da oluyor hocam. Evet. Büyükbaş hayvana iştirak ediliyor. Evet. 7 kişi. Tamam. Bu hayvana ortak olanlardan bir kısmı sonradan kendi hisselerine başkasını dahil ediyorlar. Hmm. Ha, 7 kişi toplandık. Evet. İşte 15'er bin lira 10 bine 10'ar bin lira verdiler. Ödedik. Evet. Parasını ödedim. Sonra kendi hisseme bir kurbancı daha alıyorum. Kardeş biz seninle keselim diyorum. Bu şekilde mi? Başkasını kendi hissesine dahil ediyor. Evet. Yani 7'yi 2'ye bölüyor. 7'yi 2'ye bölüyor. Bu caiz değil. Kendi, kendi çıkıp da dahil olursa olur değil mi o zaman? Tabii. Bak kendine dahil ediyor diye evet. alırsak, yani ben 7 kişiden birisiyim, bir kişi de kendime alıyorum, 10 bin vermiştim, 5 bin sen ver, 5 bin de ben, evet, benim evet. olsun, seni de kurbanıma dahil ediyorum. O zaman yarım kurban olur. Tabii yarım kurban olur. O caiz değil. O caiz olmaz. Zaten 7 kişiden fazla olmaz. Evet. Peki diyelim ki hocam 6 kişi ortak oldu bir kurbana. Evet. Sonradan bir kişiyi daha katabilirler mi? Kurban kesecek değil mi? Evet. Ama aynı niyet değil mi? Aynı niyetle olabilir. Tabii yani kurbanın 7 kişiye aynı kadar maksat. Hakları vardı. Bu sefer 7'ye böldüler. Caiz. Niyet farklıysa olmaz tabii evet. değil mi? 7'nin de aynı niyeti. Ama aynı niyetle. Diyelim ki birininki adak kurbanı, diğerleri kurban bayramı kurbanı. O bir da... de şöyle deniyor, kurbansa caiz. Kurban evet. yani. O da kurban, şükür o da kurban. Şükür kurbanı olsa bile caizdir evet. değil mi hocam? O şekilde yani diyoruz. İster yani, akika olarak düşünsün, adam evet. olarak düşünsün, şükür olarak düşünsün. Evet. Yani kurbansa ama et yemek üzere giriyorum evet. diyor. Ha. Siz kurban yedi ki 6 kişisiniz, bir 7. kişi arıyorsunuz. Ya ben de kurbanlığım ayrıca var ama etim biraz fazla olsun, etinden istifade etmek üzere giriyorum dedim. Caiz evet. değil. Evet. İbadet, İllaki kurban olacak. İbadet olmanın özelliği değil mi? Evet, ibadete ibadet dışı şey sokulmayacak. Evet. Zaten şu soru da vardı da, mesela o kurban çeşitleri, şükür kurbanı, adak kurbanı, udhiye, evet. akika kurbanı, farklı farklı kurbana girmek isteyenler var. Evet, kurbansa ortalama girebilirler. Girebilir. Yani evet. kurban olması ortak evet. payda olarak. Ortak payda kurbansa evet. olur. Evet hocam, bir de şöyle bir soru var. Kurban satın alınıyor. Kesim zamanına kadar satıcı da bırakılıyor. Çünkü adamın bakacak yeri yok. İşte onu besleyecek durumda değil. Kurban gününe kadar sizde kalsın. Fakat kurban hayvanı ölüyor. Evet. Arada. Ne olacak o zaman? Şimdi o bakımcı arkadaşımızın yanlış hareketiyle ona bağlı olarak ölmüşse o ödeyecek. Evet. Yok öyle değil de tabii bir afette işte deprem oldu Allah korusun. Veya bir uçurumdan yuvarlandı. Bir uçurumdan yuvarladı. Bir şey oldu. Onun kusuru dışında öldüyse sahibine veya, ait bir. Veya o anda işte hasta oldu. Yılan ama, soktu falan değil evet, mi? Burada öldüyse, olur çünkü sık bu sefer evet. o kurbanı kesen kişinin zengin mi fakir mi olduğuna bakar. Çünkü evet. fakir kişi de kurban kesebilirdi. Kesebilir. Kesebilirdi. Zenginse yeni bir kurban alıp kesecek günü içinde. Evet. Fakirse? Fakirse kesmez değil mi? Kesmeyecek evet. Ama peki ölmüştür. Satın aldığı adamda hayvan orada kaldığı için onun kusuru sebebiyle ölmüşse. Onu dedim işte onun kusuru sebebiyle ölmüşse o tazmin edecek. Evet, evet onun yerine başka bir hayvan, evet, bir hayvan veya verecek. Parasını verecek değil evet. mi? Ama yani, evet. tabii onun mesuliyeti de burada tartışılır hocam. Yani evet. adamın gerçekten böyle bir şeye zorunluluğu var mı? Onu zaten kabul etmesi lazım. Ha, kabul yani ettiyse ya. İstediğin kadar suç istedin. Bu ana ilkemiz için. Böyle zaten. Evet. Emanet ilkesi bu. Evet. Yani sadece kurbanda değil, diğer evet. zamanlarda da emanet ilkesinde. Siz bana bir şeyi emanet ettiğinizde
kendi kusurumla ihlal etmişsem ben ödeyeceğim. Benim kusurum, evet, dışında tabii bir felaketle karşılaşarak yok olmuşsa size ait. Evet. O aynı şey burada da, o kural burada da geçerli. Aldıktan sonra kendi uhdesine geçti hayvan. Evet. Öldü Kurban Bayramı gelmeden, herhangi bir şekilde hayvan öldü veya, evet, kayboldu diyelim. Yeni kurban alıp kesecek efendim. Zenginse. Zenginse. Fakirse onlara da gelir. Fakirse gelir. Allah kabul etsin. Hep böyle zenginse fakirse diyoruz da hocam, izleyicilerimiz yani yanlış anlamasın. Yani asıl kurbanı şer'an zengin olan. Zengin derken şöyle anlamayalım. O çok güzel işte villaları olan, marketleri olan, araba, o şekilde zengin değil. 80 gram altın dedik zaten. Yani zengin bütün asli ihtiyaçları dışında, borçlarını çıktıktan sonra bu kadar bir servet olan kurban kesecek. Buna zengin diyoruz. Evet. Ve o bakımdan, ama tabii çoluk çocuğunda baskısı oluyor. Hani mahalle baskısı derler ya. Evet. Onların da baskısı, herkesin kurbanı var, bizim yok, biz de keselim geçerli diye. Geçerli değil. Çocuk baskısı geçerli değil. Değil de ama işte bu yüzden fakirlerin de kurban kesme durumları olabiliyor. Kesebiliyorlar. Yani o bir mahsur da yok. Kessinler. Bir mahsur yok. Kessinler. Keserlerse. Ama böyle, ama çocukların durumda baskı hakları şer'an geçerli değil. Evet. Kurban kesim vakti hocam. Ona tamam. Daha önce de değinmiştik. Değindik. Ama bir daha orada şehir mi köy mü'ye dikkat ediyoruz. Evet. Yani şehir namaz kılınan bir yer. Beş, evet, vakit namazın kılındığı yere şehir diyoruz. Meralar mı sorusuna göre hareket ediyoruz. Şehirse mutlaka bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Bayram namazının edasından sonra başlar. Bayram namazının kılınmadan önce bir kişi şehirde kurban keserse geçerli değil. Normal mısmıl temiz bir et yemiş olur ama kurban olmaz. Bayram namazından sonra 3. günü akşam güneşin grubuna kadar devam eder. Dördüncü günü. Pardon. Ya üçüncü, evet, Hanefilere, evet, göre herhalde. Evet, evet. Dördüncü günü. Şafii İmam Şafii. Ya o zaman göre diyebiliriz ki dördüncü günü akşamına kadar devam eder. Kurban kesebilir. Peki kesmediyse hocam dördüncü günü şey de yapalım, bittiği. Bu sorudan önce iki yere ayırdık ya. Şehir ve mera. Mera ise şu anda o, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehir hükmünde olmayan hiçbir yer yok hocam. Tamam, ama biz hükmünü sorduğunu söyleyelim. Evet. Merada oturuyorsa, ola ki bir yer oldu işte Beşparmak Dağları'nda bir yer edildik, orada kalıyoruz. Yani namaza bu sefer namaz kılınmayan, ezan okunmayan bir yerdeyse, evet, şafak vaktinden itibaren bayram namazı kılınmadan önce de kesebilir. Hmm. Şimdi sizin sorunuz vardı, o sorunuza gelelim. Bir şey dördüncü günde kesilmezse, evet, de dahi hocam. Dördüncü günü kesmedi. Kesmedi, bitmiştir. Evet. Artık ne olacak? Kurban onu ödeyecek. Sadaka olarak da sattık edecek. Ha, evet. Parasını fakire fukaraya parasını fakire verecek. Bir de tevbe edecek tabii. Tevbe edecek o ayrı. Evet. Yani onun parasını tasadduk edecek. Eskiden böyle bir hala insanlar arasında dolaşan bir şey var hocam. Yani kadınlara yönelik uygulamalarla ilgili olarak. Ne gibi? Efendim kadın kurban kesemez falan şeklinde bir anlayış var. Estağfurullah efendim. Niye kesemezsin? Resulullah Efendimiz, kadınlar öyle sahabe annelerimiz var ki savaşa katılıyorlar. Evet. Hatta işte İslam tarihçisi hocamız burada. Bir defasında erkeklerin gevşek davrandığını görünce kadın geliyor. Ya Resulallah diyor, emret şu kılıcımı şu tembel davranan senin adamlar için de kullanayım diyor. Kadın. Evet. Olur mu ya? Evet. Kullanırlar. Evet, Allah razı olsun. Hazreti Ömer de der ya hocam, İslam toplumu erkek ve kadından oluşur. Halife Ömer bir kadına mağlup oldu. Bir kadına yenildi. Evet. Yenildi. O kadıncağız geliyor. Evet. Ya Ömer diyor, bir cevap verince bir kadın diyor Hazreti Ömer'i yendi diyor. Evet. Evet hocam, zamanımız doldu. İşaret ediyor kardeşlerimiz orada. Eyvallah. İnşallah. Çok selam ederiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum. Haftaya Allah nasip ederse Yusuf Su İçmez hocamızı da çağırmayı düşünüyorum. İnşallah. Farklı bir olur, açıdan olur. İnşallah kurban bayramına bir bakış, kurbana bir bakış olarak inşallah. Olur inşallah. Hac üzerinde fazla duramadık. Gerçi hacca gidecek kardeşlerimize seminerler veriyorlar falan. Onlar o konuda bilgilendiriliyorlar. Evet. Ama biz de bir genel olarak bir bakmaya çalışacağız inşallah, inşallah diyelim. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.